Ben Deniz Sadıç, 1982 Mersin doğumluyum. Güzel Sanatlar Fakültesinden birincilikle mezun oldum Mersin'den. Daha sonra İstanbul'a atölyemi taşıdım. İstanbul'da yüksek lisansımı plastik sanatlar dalında tamamladım. 22 yıldır sanatla uğraşmaktayım ve sanatla hayatımı idame ettirmekteyim. Yıl öncesine dayanan bu süreçte çok fazla atığın olduğu, herkesin her şeyi çok hızlı tükettiği ve tükettiği şeyden çok çabuk vazgeçtiği, yolda sokaklarda yürürken çöpün kenarlarında daha ömrünü tamamlamamış birçok nesneyle karşılaşmam, acaba bu nesneler sanat eserine dönüşebilir mi? Bunlardan ne yapılabilir fikrini ilk yaktığı noktalardı. Tabii ilk önce bu farkındalığı yavaş yavaş özümserken bir sanatçı olarak ilk önce kendimden başlamalıyım dedim. Eğer kendi dolabımı açtığımda diğer insanlar gibi kullan at yapacaksam o zaman benim bir farkım olmaz diye düşündüm ve vazgeçtiğim kıyafetlerimden sanat eseri yapmaya başladım. Eseri ilk önce yaptım tabii, elimde bir done vardı. Bu doneyi gösterdiğim zaman, ya bu gerçekten yani kot ya da denim kumaşı mı, inanamıyoruz, yağlı boya değil mi bunlar gibi böyle bir tepki aldım. Sonra arkasından tabii hemen birçok fabrika ve kurum bana koli koli malzeme gönderdi. Ve bu malzemeleri şey sanki hani bir cennete düşmüşçesine, çünkü her türlü renk ve tona sahip, her türlü defolu ürünü kullanabileceğim, aslında geniş bir renk skalasına sahip olduğum bir paletim olmuş oldu. Marketlerden oradan buradan edindiğimiz poşetler. Bunları biriktiriyorum. Biriktirdikten sonra tonları ve renklerine göre bazen ayırıyorum, bazen direkt yaptığım portre üzerine hangisini uygulamam gerekiyorsa onu seçiyorum. Mesela burada işte çok koyu ve çok açık olduğu için ikisinin ortasında bir ara ton elde etmem gerekiyor. Sıcak silikonu alıyorum, bu şekilde sıkıyorum ve başlıyorum bunu yerleştirmeye. Bu şekilde buradaki çok parlak rengi aslında bir nebze kırmış oluyorum tonu. Yani direkt poşeti poşet gibi kullanarak esere dahil ediyorum. Detayda baktığınızda işte bunlar gündelik tüketim nesnesi. Ama uzaktan baktığınızda yağlı bir boya portreymiş gibi bir efekt yakalıyorum. Doğaya ve çevreye çok büyük sorumluluğumuz var. Çünkü biz buraya geldik ve kullandık ve attık ve gidiyoruz gibi bakamayız. Çünkü bizden sonra gelecek nesillere bırakacağımız bir dil olmalı. Bu dilde sürdürülebilir, daha temiz, daha güvenli ve daha güzel bir dünya. Ancak bu şekilde olabilir. Daha sürdürülebilir bir hayata davet ediyorum. Düşünelim ve sonra atalım diyorum.